Resim konusunda hep kabiliyetsizdim. Ressam bir anne ile aynı evi paylaşan hayalci bir çocuk olarak ya fotoğrafçı ya da yazar olacaktım. Diyor ki büyük usta Henry Cartier-Bresson, fotoğraf makinesi bir not defteri, anı saptamada bir sezgi aracıdır. Anı yakalamadaki ustalık bence vizörden görülen görüntüleri çok kısa bir zamanda görsel bir biçimde düzenleyebilme ve anlık kararlar alabilme yeteneğidir. Bu eylem akıl disiplinini, duyarlılığı, yerleşik bir geometri anlayışını her şeyden önce bir konsantrasyonu gerektirir. Bugünlerde en çok neyi duyuyorum? En çok anda nasıl kalabilirim? anı yaşıyor muyum acaba? Kişisel gelişim kitaplarında nasıl da herkes anlatıyor mutluluğa giden yolun anda kalmak olduğunu. Demek bu fotoğrafçılar anda kalmayı becerebilen, bunu güzel ve yüksek konsantrasyonla yapabilen ve kaldıkları anı başkalarına iletebilen tiplermiş. Yalnızca analoglar, dijitalciler değil. Çünkü deklanşöre basıldığında iş bitmiştir. Karar verilmiş, perdenin açılıp kapanmasıyla film tabakası üzerindeki gümüş bromürler yakılmış ve an kaydedilmiştir. Bundan sonrası basit kimyasal işlerle bunu herkesin görebileceği hale getirmektir. Dijitalde ise eylemin sözlük tarifiyle ters bir durum yaşanıyor. Deklanşöre basıyor ve prosesi yani süreci başlatıyor. Bunu dijital fotoğrafçılarda görebilirsiniz. Deklanşöre basar ve hemen ardından belki bir sonraki müthiş kareyi kaçırarak acaba ne halt ettim diye kameranın sırtına bakar. Ben fotoğraf çekme anının konsantrasyon, eğitim ve bunlarla birleşen sezgi yoluyla bir zirve noktası ve her şeyin bittiği an olduğunu düşünüyorum. Ne güzel değil mi? Bütün mesleki eğitimi ve sorumluluğu tek bir karar anına sıkıştırmak ve sonlandırmak. Birçok makinem var. Mekanik. İçlerinde yılların birikimi ve akıl ürünü mekanik parçacıklar var. Bu parçalar birlikte müthiş bir şekilde çalışıyor ve hayallerimizi, düşüncelerimizi, tanık olduklarımızı, yorumlarımızı gerçekleştirmemizi sağlıyorlar. Fotoğraf makinesinin filmle beraber yaptığı eylemle beynimizin çalışması arasında ne güzel bir benzerlik var. Kahve içmem lazım. Şimdi bir kahve yapacağım kendime. Elden ele hünerle verilen kahvenin sürecine bir makine girmesi de çok hoşuma gidiyor. Peki sizin makineniz dijital mi analog mu? Aslında ikisi de. Aslında dijitali kullanıyoruz ama analog olarak kahveyi yapıyoruz. Kahveyi karıştırıyoruz içerisinde ve köpürdüğünü hissediyoruz. Orası, orası dijital. Ama kahveyi sunarken analoguz tabii. Çünkü kahve analog bir şey. Aslında bir simülasyon yok yani. Simülasyon yapıyoruz diyebiliriz, tek ortak bir lezzeti oluşturmak için ama Aa. dijitali kullanarak. Aa. Peki, ee, Korkut, Aslı ve Nihat siz bu makinaları oluşturan tasarımlarını yapan ekipsiniz ve sadece üçünüz değilsiniz, başkaları da var tabii. Kalabalık bir ekibiz. Tabii. Ki. Evet. Bir de bu çok uzak bir tarih değil. 2000'lerin başı mı? Ne zaman başladınız? 2002. 2002'de evet. tasarlamaya başladık aslında ve o anda da işte kahveyi standart hale getirebilir miyiz? Orada başladı ve bir endüstri oluşturdu. Benim için önemi şurada. Ben dünyanın herhangi bir yerinde ya da kendi ülkemin herhangi bir noktasında standart bir kahve içme arzusundayım. O standardı kaybedersek ne yapacağız ya yani makinelaşma belki bir sürü şeyde makinalaşma bize antipatik görünebilir ama burada makinalaşma o standardı dünyanın her tarafına yayabilmek için gere gerekli. Çok doğru ve birazcık bunu işte 2002'de bu konsepti oluşturup da e, ürünü çıkardıktan sonra insanların bunu adapte olması zaman aldı. Çünkü kahve çok traditional bir şey. Çok böyle insanların bir ritüeliyle beraber yaptığı bir şey. O ritüelin sonucunda da o duyguya dokunan, tada dokunan, kalbe dokunan şeyi aynı lezzette çıkartabilmek için biraz uğraştık üzerinde. Yani geçen zaman, 2002'den 2014'e kadar geçen zamanda, 2018'e kadar geçen zamanda kahve konusunda çok şey öğrettik insanlara. Ve insanlar alıştı buna. 2008'de bizim bir derneğimiz var. Türk Kahvesi Kültürü Araştırma Derneği. Bu derneği kurmamızın sebebi korkuyorduk. Niye korkuyorduk? Çünkü görüyorduk ki Türk kahvesi yavaş yavaş bilhassa profesyonel mekanlarda artık yapılmıyor. Niye? Çünkü Türk kahvesi geleneksel olarak şöyle deriz biz, bir göz ateş, bir cezve, bir insan deriz. Yani bu üçü bir araya gelecek, 3-4 dakikasını birlikte geçirecek. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? Çok yoğun bir kahvede, kahvehanede, bir kafede vesaire bu kadar çok zaman ayırmaları mümkün değil. Standart tutturmaları zaten mümkün değil. İşte Makinalar tam burada devreye girdi. 2005'ten sonra, e, ağırlıklı olarak bu makineler devreye girdi. Şu anda 14 firma var ki bunların içinde açık ara farktan en önemli firma Arçelik'tir. Çok enteresan makineler yaptılar. Hepsi öyle. Arçelik'te var. Çok başarılı makineler yaptı.